Serin Hanım, Deniz Demir sizinle görüşmek ister. Önemli demiş. Nasıl? Gel Deniz. Yalnız konuşabilir miyiz? Ne var? Ne oldu? Bu ne Deniz? Nereden çıktı? Bu on meşhur telefon. İçinde görüntülerinin olduğu. Kudret'in elindeydi yani. Şimdi benim elimde. Savcıyı da çağırdım. Suçüstü yapacağız. Ne istiyorsun karşılığında? Pelin'in benim kısmımı alınmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Bu kadar. Bir kopyası olmadı. Yok başka bir kopyası. Bu görüntüleri bir daha kimse görmeyecek. Söz veriyorum. Hallederim. Başka bir şey istemeyeceğine emin misin? Başka bir şey istemiyorum. Pelin Güney'i B1 bloğa nakledim. Anlaşıldı efendim. Teşekkür ederim. Hüseyin. Odama gel. Ne iş anne? Yani. Meltemciğim. Pelin Güney. B1'e geçiyorsun. Toparla eşyalarını. Ne? Hadi toparlan. Bekliyorum. Hayrola Meltemciğim, ne oldu? B1'e geçecek. Aa, niye? Ne oldu ki? Zehrin Hanım'ın emri. Ya burada ben buna sahip çıkıyorum. Kız başka yerde ne yapar? Daha acemi bu. Kudret. Ya ne yaptı? Sen durumu söyle bana. Ne oldu ki? Kudret. Ya ne oldu diyorum, Kudret. Soruyorum. Kudret. Zehrin müdürü acil gelsin dedi. Evet, bir dakika. Bana bir anlatsana durumu. Ya Kudret, acil dedik. Bir dakika dedim. Ya yürü. Ya bir dakika diyorum. Allah Allah. Evet. Pelin geliyor. Aa. Azra'nın odasını verdiler. Ciddi misin sen ya? Evet. Hani sonuçlar kötü çıktı. Nasıl izin verdiler? Zerrin'le konuştum.
Ha. İyi. Kutladı Öztürk'ü getirdim müdürüm. Hayırdır müdürüm? Bu seferki sebebi ziyaretimin sebebi nedir? Bazı kararlar aldım da Kudret. Haberdar ol istedim. Pelin artık Deniz'in tarafında haberim vardır zaten. Evet de niye ki? Daha bitmedi. Dinle. Çamaşırhanenin idaresi de Deniz'de. Biz böyle anlaşmamıştık ama. Ne bu şimdi? Peki. Ayrıca yemekhane de Deniz'de bundan sonra. Ne bu şimdi? Şaka mı? Şakaysa hiç komik değil. Yo, ben gayet ciddiyim. Tövbe estağfurullah. Ben otur demedim, Kudret. O zaman sana bir şey hatırlatayım. Benim elimde bir telefon vardı. Onun içinde senin kıymetli görüntülerin. Biz bir karar almıştık. Ben bu telefonu kimseye vermeyecektim. Sen de benim her istediğimi yapacaktın. Unuttun mu? Bu telefondan mı bahsediyorsun? Nereden aldın onu? Sana ne? Denizden mi aldın? Sana ne Kudret? Hüseyin! Götür şunu. Hemen müdürüm. Hadi. Yürü. Ya hepiniz mi ayak duyuyorsunuz lan? Lan siz neyse yararsınız. He? Birisi telefonu bulup alıp zerrine götürmüş. Vallahi biz de anlamadık hani nasıl olmuş. Siz ne işe yararsınız ki zaten? Ne demek anlamadık? He? Ne demek anlamadık? Yemekhane gitti. Çamaşırhane gitti. Ne zıkkımı yiyeceksiniz? He? Bizim kısımda bir köstebek var. Nasıl ya? Kim cesaret edebilir sana böyle bir şey yapmaya? Nasıl kim cesaret edebilir? İşte duymuş karının biri telefonun nerede olduğunu. Almış götürmüş. Hem de Deniz'e. Eninde sonunda bulmayacak mıyım ben onu? Bulup ne yapacağım? He? Haddini bildireceğim. Ellerimle gebertmeyeceğim mi sanıyor? Tövbe estağfurullah. Ben şimdi bu yıldırıma ne diyeceğim? He? Bir de hava bastık adama. Çekilin lan. Çekilin gidin karşımdan. Biz de size bildireyim dedim. Nedir? Ya Zerrin müdür. Pelin aldı bizim bölümden. Deniz'in yanına verdi. Tek bir şey istedim senden. Kıza sahip çık dedim, onu da beceremedim. Yani burası da eninde sonunda hapishane. Her şey benim kontrolüm altında değil ki. Seninle bir anlaşma yaptık biz. Beceriksiz. Ne olacak şimdi? Yeter lan. Yeter. Benim torunum kayboldu. Küçücük bebeği kaçırdılar. Zaten sinirlerim tepemde. Bir de sen bana cart, curt etme. Sanki ben mi dedim? Müdür aldı götürdü Deniz'in yanına. Bir formülünü bulacağız işte. Benim tepemin tasını attırma. Sanki ben dedim al götür. Peki. Tamam. O zaman şöyle bir fikrim var. Ben senin torununu bulmak için ne gerekiyorsa yapayım. İyi. Ben de Pelin'i geri getirmek için elimden gelen her şeyi yapayım.
Yok. Ben senden başka bir şey istiyorum. Ne yap, ne et, sustur Pelin'i. Yoksa daha büyük bela olacak. Nasıl yani? Sustur işte. Hiç konuşmasın. Hiç mi? Hiç. He. Kızlara haber verdin mi? Yok, bir şey söyleyeyim. Laf maf gider. Gene çuvallamayalım. Bu köstebek bulunana kadar bu iş böyle. Şimdi git çamaşırhaneye. Oraya iyice saklan, gizlen. Pelin gelince haber ver. Anlaştığımız gibi. Hadi, hadi. Oh be, özlemişim burayı be. Hakikaten ha. Ben de paslanmışım. Acık bir şeyler diken de keyfim yerine gelsin. Pelin, sen bunları götür depoya koy. Olur mu? Tamam. Hasret. Anne, geliyor. Aptallık etme. Kaçacağın yer yok. Ne istiyorsun? Sana bir ders vermek istiyorum. Hayatım boyunca unutamayacağım bir ders. Büyük lafı dinlememek neymiş? Öğreteceğim mesela ben sana bunu. Lütfen. Lütfen gideyim. Lütfen. Beni koş. Yıldırım Bey sana ne demiş? Konuşma demiş. Kolun ayağın oynamasın demiş. Sen ne yapıyorsun? Konuşuyorsun. Şu ağzına, şu çenene sahip olamıyorsun. Niye çeneni tutamıyorsun? Söyle. Söyle. Lütfen. Lütfen çıkayım buradan. Şimdi bir şey izleyeceğiz birlikte. Bir eğitim mi diyorsun? Her şeyi doğru düzgün anla diye. Thank you.
Bağırma. Hiçbir şey yapma be. Öylece adam çekip gitmiş annen oradan mışıl mışıl uyurken. Yıldırım Bey'in bizzat çektiği bu videonun sana vermek istediği ders neyir? Ney? Aklına başına toplamazsan annen ölür diyor. Hem de mışıl mışıl sıcak yatağında uyurken. Kimsenin ruhu duymaz. He? Sen de ölürsün. Bak. Ayrıca bak. Videonun gündüz vakti çekimini düşünürsen. Ya böyle gözü kara, öyle manyak bu Yıldırım Bey. Yıldırım Bey bir haber yollayacakmış sana. Ne diyorsa yapacaksın. Ne diyorsa. Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Anladın. Tekrarla. Anladım. Ne yapıyorsun sen burada? Ne istiyorsun kızdan? Atarlı streslisin. Senle mi uğraşacağım be? İyi misin? Ne dedi? Bir şey demedi. Bir şey demedi, öyle sataştı gelip işte niye koğuştan gittin dedi. O yüzden mi Betin benzin attı böyle ağlıyorsun? Hayır. Korktum işte ondan. Tamam. Tamam. Tamam sakin ol, tamam. Gel hadi gel. Ne oluyor lan bunlara? Bahtırıyorlar, memurları başımıza toplayacaklar. Git toplantı ver de çabuk, çağır gelsinler, konuşacağız. Hemen abi. Oh. Ulan ayarsızlar. Tamam dön dedim. Ama böyle bahtıramazsınız ki. He? Zerrinle başımı belaya sokacaksınız. Ya... Ya ne kadar aşırısınız siz, he kızlar? Haklısın anne ya. Kusura bakma ne olur. Vallahi güzel kaptırmışız kendimizi. Ya dikkat edin. Bak, telefon gitti. Elimizde bir koz yok. Beni zerrinden uğraştırmayın. Ne öğrendiniz? Kim almış telefonu? Sırayla gidiyoruz anne. Konuşturacağız. Yani konuşturacağız da... Şimdilik bir şey öğrenemedik. Biri de mi bir şey görmemiş lan? Ha? Orta yerden telefon alınıp gidiliyor. Uyanamadınız mı hala siz bu mevzuya? Çalıştırın kafayı, saksıyı. Düşünün. Yok anne. Görmedik dedim ya. Yani zaten biz bilmiyorduk ki telefonun nerede olduğunu. Anne. Bizim de ruhumuz duymadığına göre kesin bizden biri. De kim? Ha. Evet. Ha. Sen ne diyorsun Nazan? Dikkatini çeken tuhaf bir şey oldu mu? Düşünüyorum anne. Hı. Aslında bir memur vardı. Böyle anormal hareketleri vardı ama pek ben kuşkulanmadım. Hangi memurdu o? Yüzünü hiç görmedim. Erkek memurdu. Yani şimdi böyle biraz düşününce aklıma geldi. Onca... Onca zamandır düşünün taşın diyorum da. Senin şimdi aklına geliyor Nazan. Yani akıl edemedim. Belki dedim, acaba mı dedim. Hani olabilir mi dedim. Onunla alakalı yani. Lan olacak iş mi lan? Biri geliyor telefonu buluyor orta yerden götürüyor. Denize veriyor. Memur. Zerrini vermiyor. Öyle mi Nazan? Anne, Murat olmasın sakın. Bak.
Gidip vermiştir Deniz'e. Olabilir. Olabilir ama... telefonun yerini söyleyen bizim içimizden biri. Yoksa nereden bilecek nerede arayacağını? He Nazan? Haklısın. He. Ben diyorum ki... acaba... bu işte... senin parmağın var mı Nazan? O nasıl laf anne? Olur mu öyle şey? Lan telefonun yerini sen mi söyledin? Yemin ederim ben bir şey söylemedim anne. Sensin değil mi? Sensin ulan. Lan belası. Anne. Sen mi söyledin lan? Anneciğim ne yapmadım ben yapmadım anne. Lan yaptım ne? Yapmadım ben git. Yaptım ne affedeceğim. Yalan söylersen affetmem. Anne ben yapamam. Nazan neredesin Nazan? Anne yeter ne olsun. Tamam mı? Tamam. Tamam. Ağlama. Sana bir ayar yapmam lazımdı. Kusura bakma. Bir yoklamam lazımdı seni. E bu alem böyle. En yakınındaki sana kanmazlıyor icabında. Neyse hakkını helal et. He? Hadi git elini yüzünü yıka. Kızlar siz de yardım edin. Nasıl? Gel, gel. Gel arkadaşım. Alo, Becde. Nasılsın anne? İyiyim, iyiyim. Fazla konuşmayacağım. Otel işleri nasıl gidiyor? İyi anne. Daha ilk günden güzel para topladık. Aferin. Torunundan bir haber var mı? Anne sürekli araştırıyoruz. Ama yok. Yani elimden gelen her şeyi yapıyorum ama yok işte. Hay ben bu işin içine. Necdet. Bir an evvel torunumu bul. Ha. Otel işini de sıkı tut. Bak gümlemeye. Otel konusunda işini ferah tut anne. Ama sana sözüm söz. Torununu sağ salim bulacağım. Bak aklım dışarıda kalmasın Becdi. Ben bu Deniz karısını indireceğim bugün yarın. Suratını gördükçe Alp'im aklıma geliyor. Cezasız kalacak zannetti ama yanılıyor. O Deniz karısının suyu çoktan ısındı. Fazlasıyla yaşadı zaten. Önce bir torunumun güvende olduğunu bileyim. Ben artık hiç kimse tutamaz. Tamam anne. Sözüm söz torununu bulacağım. Sonra Deniz seni. Kadının yüzünü görmeye tahammül edemiyorum. Sinirlerim tepeme fırlıyor. Hiç, hiç ummadığı bir anda öldüreceğim onu. Hiç beklemediği bir anda alacağım canını. O kendini kral sanıyor. Tahttan inince... kimmiş kral? Görecek. Hadi. Sen mi? Sana bir şey olacak diye çok korktum. Gel. Ne haber? İyi. Senden? İşte. Kilo mu verdin sen? Biraz.
Nasılsın? Kudret canı sıkıyor mu? Kudret'in varlığı bile can sıkmaya yeter. Sana bir şey yapacak diye çok korktum. Beni boş ver. Başka kadınlara yaptıklarını bir bilsen canın daha çok sıkılır. Ne? Beni tuttukları yerde bir sürü kız var alıkoydu. Hepsini zorla tutuyor. Nasıl ya? Yani zorla tutup kızların ne yaptığını tahmin edebiliyorsundur. Kumarhanelere falan yolluyor. O kızı gördüm, Melek oradaydı. O kendi yancısı kızı bile almış yanına. Bu nasıl bir kadın ya? Ben diyorum ki Boncuk, sen buradan, içeriden, biz de dışarıdan güçlerimizi birleştirirsek kadının iğrenç oyununu bozarız diyorum. Ama bak Deniz, çok dikkatli olacaksın. Yani bana kalsa hiç bu işe bulaşma derim ama nasıl olsa Azra'na laf dinlemez, yine bu konuşmayı yapar seninle. O yüzden aklımız sende kalmasın, tamam mı? Tamam, ben dikkat ederim, merak etme. Elimden geleni yapacağım. Özge'nin bebeğinden bir haber var mı? Yani maalesef yok. Polis hala arıyor. Ama benim esas korktuğum şey Kudret'in bebeği polisten önce bulması. Kesin o da dışarıdan araştırmasını yapıyordur. Ben bir şey öğrenirsem size haber vereceğim ama. Hiç mi yüzümüz gülmeyecek bizim? Gülecek. Gülecek. Ama sana günü kurtaracak birazcık böyle bir komik bir şey anlatabilir miyim? Ne? Kapıdan gelirken Hasan'ı böyle. Ne? Hasan'ı mı? Nerede, kapıda mı? Ya meczup gibi. Dudu'yu bekliyor her gün. Gitmeyeceğim buradan, her gün bekleyeceğim. Ah canım, bu nasıl bir adam? Çok değişik bir adam. Çok tatlı. Kızların sana çok selamı var. Hepsi tek tek öptü. Herkes seni çok özledi. Sen de onlara çok selam söyle. Hepsini özlediğimi söyle. Hasret buraya gelmek istedi. Beni de al, beni de al. Avukatım. Seni burada bu şekilde görmek çok güzel. Ya. Kankalarım çok özledim onu ya. Niye? O kadar burnumda tutuyor. Gebereceğim lan özleminden. Oh. Melek koş. Deniz abla. Deniz abla. Gördün mü Azo'yu? Gördüm. Nasıl? Gördüm, iyi mi? Çok iyi. Çok iyiydi. Ne dedi? Çok iyiydi. Ne dedi? Dedi ki kızları benim için çok öptüm. Çok özledim hepsini ama en çok Hasret'i özledim dedi. Ya. Böyle dedi. Seni dedi. Kuzu kaptan. Kaptan kuzu. Gözün aydın. Azra'cığın gelmiş. Yani gelmeye de bilirdi. Kaderde görmemek de vardı. Kudret sus. Aa. Berna stres. Var ya. Aman boş ver onu sen. Sana aslında sana bir haberim var. Beni? Evet. Hasan kapıda seni bekliyormuş. Vice, 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 vice. Ne diye? Hayır. Ne gibi? Ha ne gibisinden yani? Ne gibi, ne gibi? Ne gibi şöyle. Azra içeri girerken cezaevinin ana kapısında Hasan'ı seni beklerken görmüş. Belki Dudu'yu görürüm diye. Ne edeceğimiş beni? Tabii olursun. Ben ne yapmışım elin adamına da öyle kapılarda beni bekliyor diyor. Ha, yani o bilmiyorum orası. Hani ne etmişim diye soruyor. Allah aşkına tipi bak, kıpkırmızı oldun. Ne ettin acaba? Pelin Güney. Avukatın geldi. Ağzımı aradı.
Telefonu kimin uçurduğunu öğrenmek için koğuşta ne kadar adam varsa hepsini ayaktan geçirdi. Ama bir şey çıkmadı. Başta bir şüphelenir gibi oldu ama artık rahatsız. Sorun yok mu? Geçen sefer gelmediğinde bir şey olduğundan şüphelenmiştim zaten. Ya tamam Deniz ya. Rahatız işte. Nazan bu böyle olmayacak. Daha fazla devam edemeyiz. Bağlantıyı kesiyoruz. İşimiz daha bitmedi. Direkten dönmüşsün zaten. Sana bir zarar gelmesini istemiyorum. Olmaz dedim. Benim için endişelenmene gerek yok. Bu yolu birlikte girdik. İş bitene kadar da birlikte devam edeceğiz. Nazan bu işin şakası yok. Kudret'in şakası yok. Hadi. Olmaz dedim. Olmaz. Tamam. Tamam peki ama bu şekilde olmaz. Başka bir yol bulacağız. Şöyle yapalım. Yazışarak haberleşeceğiz. Çamaşırhanenin yanındaki depo var ya. Hı. Şeffaf kutuların içinde deterjanlar var. Onun içine not bırakacağız. Böylelikle aynı anda aynı yerde olmamış olacağız. Yani riski azaltalım en azından. Tamam, bak bu olur. Kudret'in bir oteli varmış. Yani buradan tahliye olan mahkumları zorla çalıştırıyormuş orada. Melek Yalık hasta orada. Bir şey biliyor musun? Hı. Öyle bir şey duydum Kudret'ten ama daha fazla bir şey söylemedi. Tamam, yani ne olup ne bittiğini öğrenelim. Tamam, iş bende kaptan. Dikkat et. Tamam ama sen de artık benim için endişelenmeyi bırakma. Anlaşılmayan bir şey var mı hanımlar? Yok da Özlem Hanım, bu voleybol işi. Bence biraz gereksiz bir şey değil mi? Sen istemiyorsan oynamazsın Kudret. Ha, ben oynamazsam hiç kimseyi oynatmam. Bunlar benim sözümü dinler. Ha, değil mi kızlar? Tabii doğru. Ha. Sen de git. Ha? Büyük ödülü Denizler'in alması seni rahatsız etmeyecek yani Kudret, öyle mi? Ay yemişim ödülünü be. Allah Allah, sanki cezaevinden tahliye edecekler kafamı. Siz bilirsiniz. Kararınızı değiştirirseniz adınızı yazdırırsınız. Kudret sen de kimseye karışma. İsteyen oynasın. Anne. Aslında bu Deniz'i indirmemiz için iyi bir fırsat olabilir. Diyeyim de ben sana. İyi ya, tamam. Katılacağız. Bunlar da eğlensinler. He? Eğlensinler. Hem şu Deniz karısına bir gösterelim. El alemin kralı da sultanı da kimmiş? Görsünler. Ha kızlar, başlangıçta ben ciddiye almadım ama mesele Deniz karısını madara etmekse ben her türlü varım. Mutlaka alacağız bu maçı. İpek, hı, sen takım kaptanısın. Emin olur annem. Hacer sen de teknik direktör. Ben beceremem ki anne ya. Ya sanki milli maça katılıyoruz ha, öğren. Allah Allah. Ben de bütün bu işlerin organizasyonunu yapan insan olaraktan ne oluyorum? Kulüp başkanı. Ha, kulüp başkanı. Kulüp başkanı oluyorum. Evet, çalışmaya başlıyoruz. Siz hemen takımı kurun. Bir an hemen çalışacağız. Ha. Hı. Antrenmanları kaytaran olursa bizzat bacaklarını ben kırarım. Onu da herkese böyle söyleyin. Aynen böyle çalışacağız, tamam mı? Tamam. Emin tamam. Olur anne. Bir sevinç gösterin lan. Allah Allah. Ne yapıyoruz böyle? Nerede şimdi kızlar peki? Yeni mekan ayarladım anne. Burada kimse bulamaz bizi. Ama müşteriler özel hizmet bekliyor. Yeni birileri lazım. Lan manav mı burası? Öyle her dakika eli yüzü düzgün kız çıksın. İstersen ben dışarıdan bakayım. Yok. Sakın. Sakın. Benden habersiz bir iş yapma. Önce buraları araştıracağız. Hiç umut kalmazsa sen şimdi abuk subuk tipleri toplar getirirsin. Ondan sonra al başına başka belaları Mecdi. İyi tamam. Ben bekliyorum. Talimatım olmadan bir şey yapma. Heh. Duydunuz. Yeni kızlar lazım diyor.
Nereden bulacağız anne ya? Hamam hamam bütün hapishaneyi gezdik. Yok. Şey yapsak, şu turnuvadan baksak. Aferin lan. Çok akıllıca. Aferin sana. Sen ve Nazan bu işten mesul olun. Gözünüzü kızların üzerinden ayırmayın. Olur. Hadi. Bir kahveyi hak etmedik mi lan? Ben yaparım anne. Yok. Sen dur. Seni kırdık. Canını acıttık. Kalbini kırdık. Sen dur. İpek getirsin.